Ben böyle rezillik, böyle kepazelik bu ya. Böyle kimsin sen? Kim oluyorsun? Ben sana ne yapacağım? Ne oluyorsun Tuna? Lütfen Gönül. Niye bu kadar sinirlisin? Lütfen sinirim bozma benim Gönül. Benim kim olduğumu bilmiyor kimse. Ben böyle durduğuma bakmasın kimse. Çok fena yaparım adamı ben. Benim ne olduğumu, benim gerçekte ne olduğumu herkes görecek. Tuna söyler misin? Lütfen Gönül. Lütfen şeyimi yapma. Vallahi sinirim bozuluyor yani. Lütfen Gönül, lütfen Gönül. Ama siz gerçek Tuna'nın ne olduğunu, Tuna'nın yüzünün nasıl bir şey olduğunu, Tuna'nın tersinin ne olduğunu hepinize göstereceğim. Tuna! Ne? Ne oluyorsun? Ne oldu Gönül? Ya bir kendine gel, ne oluyorsun ya? Anlat bakayım, neye bu kadar sinirlendin? Anlatsana. Gönül, bu benim bugüne kadar başıma gelmiş en büyük skandal. Anlatır mısın şunun ne olduğunu, öğrenelim? Benim bir çizgim var Gönül, benim çizgim var. Benim bir çizgim var, o çizgimi aşmamı, o çizginin lezzetine geçmemi kimse isteyemez benden. Ben şimdi senin o çizgini bozacağım Tuna, anlat şunu. Hayır, çizgi önemli Gönül, kimse isteyemez benden. Eğer ben o çizgiyi geçersem çok fena olurum Gönül, öyle böyle olmam. Çok sinirli, yani başka türlü bir şekilde olurum Gönül. Ne olursa ne oldu, anlat şunu, bayılacağım. Anlat demesi kolay ama insanların çizgisi son derece önemlidir Gönül. Herkesin bir limiti var. O çizginin üstüne çıktığı zaman başka bir insan olur insanlar. Tuna, yeni hastalığı atlatıyorum. Bak nekaat dönemindeyim, daha da yorma beni. Anlat şunu, sinirim iyice bozulmaya başlıyor. Yok, seni yürekten tebrik ederim gerçekten. Sana şapka çıkartıyorum Gönül. Bu kadar zor durumdayken, hastalığın bu kadar önemliyken sen çizgini hiç bozmayarak mükemmel şekilde durabiliyorsun. Ama ben duramayabilirim Gönül. Söyle şunu. Söyle. Neyi? Söyle, neye sinirlendin bu kadar? Gönül, sıkı dur Gönül. Evet, duruyorum. Böyle bir kepazelik olamaz. Anlat. Yok, sen çizgini bozunca çok fena oluyorsun Gönül. Yani bozmamanda fayda var anlamında. Nasıl söyleyeceğim bilemiyorum ama benim fake hesabımı açmışlar sosyal medyada Gönül. Daha ne olsun Gönül? Sosyal medyada fake hesabım var. Tuna Yücel 35 diye, böyle bir rezillik olur mu? Ya sen nasıl bir adamsın Tuna? Daha ne olsun Gönül? Daha ne olabilir ki? Lütfen rica ediyorum. Bir insanın başına daha ne gelebilir yani? Söyleyecek bir şey bulamıyorum sana. Şuraya bakar mısın Gönül? Şu rezilliğe bakar mısın? Lütfen rica ediyorum. Ya hakikaten dayanmak mümkün değil. Kepazeliğin önde gideni bu Gönül ya. Tuna, hiç takılma böyle şeylere. Bırak. Dert ettiğine değmez yani. Daha ne olsun Gönül? Yani daha ne olsun? Rica ediyorum senden. Daha ne olsun yani? Hayatım, sen bununla gurur duy. Ne beni, ne Meltem'i, ne Haluk'u taklit etmemiş. Almış senin hesabını taklit etmiş. Bu Türkiye'de ünlü insanların başına geliyor. Senin de bununla gurur duyman lazım yani. Gurur duyacağım bunun, ben affedersin. Ya Gönül desin de, şuna bakar mısın lütfen? Bak, tek tek gösteriyorum sana. İkimizin fotoğrafını almış, karımla güzel bir kahvaltı. Yazdığı şeye bak, Merve'nin fotoğrafını almış. Ah buyurun, Merve'nin fotoğrafını, ne yazıyor Merve'nin fotoğrafının altında? Kızım 100 aldı, aynı babasına çekmiş. Bir de biri taklit ediyor. Böyle bir şey olabilir mi Gönül ya? Ya Tuna, etrafımızda böyle insanlar var. Kişiliği oturmamış, daha ne olduğunu bilmiyor, kim olduğunu bilmiyor. Böyle şeyler yapıyorlar. Alış bunlar artık. Dert etme diyorum sana. Ben bu paylaşımları yapmak için ne kadar uğraşıyorum biliyor musun sen Gönül? Kaç saat düşünüyorum her bir fotoğraf için. Sen biliyor musun Gönül? Bunlara ne kadar emek var sen biliyor musun Gönül? Oh, adam otursun, benim paylaştığım şeyi alsın, ondan sonra onu paylaşsın. Armut düş, ağzımı piş. Öyle miydi o Tuna? Ne? Bir düşün istersen. Neyi düşüneyim Gönül? Armut piş, ağzıma düş. Hadi. Neyse, önemli değil. Zannedersin ki sen de böyle yalı çapkını kuşunun suya dalış anını çekmek için 6 yıl bekledin. Ne yaptın ya? Bir kitap koydun, yanına bir kahve koydun, onu almış, kopyalamış, koymuş oraya. Nedir yani? Ben ne kadar uğraşıyorum, ne kadar düşünüyorum biliyor musun? Bazen 5-6 saat onu düşünüyorum ben sadece. Ayrıca benim yazdığım şeyleri de kopyalayıp onları da yazıyor altında. Ne var? Ne demişsin? Kahveyle kitap keyfi nedir yani? Gönül, rica ediyorum. O bir kompozisyon. O kompozisyonu oluşturmak için ben kaç saat düşünüyorum biliyor musun sen? Adam ayrıca sadece benim içeriklerimi çalmıyor. Yani ayrıca benim gibi davranıyor. Yani benim profilimi kullanıyor, benim profil ismimi kullanıyor. Düşünebiliyor musun? Bak, Tuna Yücel 35. Yani aynı şeyi kullanıyor neredeyse. Biz gerçek hesabı biliyoruz, senin hesabın. Niye takıyorsun bunu kafana bu kadar? Nasıl takmam Gönül? Ya insanlar, yani benim takipçilerim beni bırakıp onu takip etmeye başlarlarsa düşünsene bir kere, böyle bir kepazelik olabilir mi? Ay, ben seninle uğraşamayacağım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrı gemide yol alır, ayrı dümen tutar.